nereden çıkmış ya? Vallahi bizim zaten Cumhuriyet Mahallesi'nde oturduğumuz için bizim sularımız çok kireçli. 10 yıldır oturuyoruz ama hiçbir defa çeşmeden su içmedik. O yüzden içme suyun bir an önce gelmesini istiyoruz ve altyapımız da yok. Peki bu boruları görünce şaşırdınız mı? Evet, çok şaşırdım. Hiç bu kadar olduğunu tahmin etmemiştim. Ve çok darmış yani, bak çok küçük. Bunlardan mı içiyoruz? İşte bekliyoruz kızım, bekleriz, ne yapalım, değiştirsinler, değiştirsinler. Yani hiç bunlardan su içilir mi baksana. Hadi sağ olsun. İyi olmuş ya, temiz. Başkanım iyi biri bana göre. Evimize tatlı içme suyunu bekleriz. Bu halden bu hale geçtiğini biliyoruz. Peki biliyoruz. Başkanımızdan rica, içme suyumuzu eve getirsin. Eline sağlık, teşekkür ederim. Mezarlığını oradan su taşıyoruz. Yani. Başka bir dileğimiz yok, çok şükür. Peki Mustafa Kemal Paşa tarihinin en büyük yatırımının içme suyu altyapısını yenilemek için yaptığını biliyor musunuz? Çok güzel bir şey, sağlığımız için. Sağlığımız için. Çok toz çekiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Bu değindiği için çok, tamam biraz zahmet çekiyor sokaklarda ama sonunda inşallah şeyini göreceğiz, yani semeresini göreceğiz. Vallahi görünce tuhaf oldum, biliyordum ama bu kadar pis olduğunu bilmiyorduk tabi. Yıllarca içmiş olduk. Yani yenilenmesi bizim hepimizin adına iyi olur. Sağlığımız açısından bu pis borulardan içmektense, tertemiz, sağlıklı, kanser olmaktansa temiz borudan çoluk çocuk gönül rahatlığına içebiliriz. Biraz başkanımıza da belediyemize de sabır göstermek zorundayız. Bir iyi bir şeyler olması için hepimiz sabretmeliyiz. Sonuçta sağlığımız iyi su içmek için, temiz su içmek için mecbur buna katlanmalıyız. Mustafa Kemal Paşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ın ne pahasına olursa olsun bu sorunu çözmek benim ilk ve öncelikli görevim diyor. Sizce haklı mı? Başkanım haklı. Ben öncelikle kendisini bu yönden takdir ediyorum. Hiçbir belediye başkanı buna cesaret edemedi. Çünkü altyapı görünmeyen bir yatırım. Mehmet Kanar Başkan bunu başardı. Bu altyapıya hiçbiri cesaret edemedi. Bence o yüzden tebrik ediyorum başkanımızı. Büyük bir cesaret çünkü. Herkes gözüken yatırımları yapmak istedi seçim zamanı. Bu gözükmeyen bir yatırım ama ileriye dönük hepimizin sağlığı için, çoluğumuz, çocuğumuz için çok iyi bir yatırım bence.